Seçimleri gerçekten tahlil edilmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması gereken bir seçim Türkiye genelinde ee, neden öyle? Şimdi e, ama seçimlerine gelirken e, tabii önce şöyle bakmak lazım. Biz kararlı geldik. Neden kararlı geldik? E, Genel merkezimizin efendim e, teveccühü Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle e, buraya geldik. Malumunuz ben İstanbul'da esnaflık yapıyorum. Ee, yine de 20-30 yılda siyasetin içerisindeyim. Geldiğimizde şöyle bir e, durumun içerisindeydik. Evet. Ama size ittifak yok. E, lakin her ne kadar ittifak yoksa da e, biz Cumhur İttifakı'na sadakatle bağlıyız. Ama yine Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyla da karşı karşıyayız. Hassas bir denge. Ve bunun yanı sıra da Milliyetçi Hareket Partisi Amasya merkezde dördüncü yani en son parti. İşte Adalet Kalkınma Partisi'nin oyu 30 bin ve civarları ve üzerlerinde. Efendim, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 15 bin civarlarında zannediyorum. Yine e, şeyin e, partinin e, 13 bin civarlarında, İYİ Parti'nin 13 bin civarlarında bizim de 9 bin. Yani en yakın rakibimizde yüzde elli en e, varmamız gereken menzil noktasında yüzde üç ihtiyacımız var. E, böyle bakmak lazım meseleye. Tabii ben senelerdir seçimlere katıldığım için Amasya'da şöyle bir hafızamı yorumladım. Neler yapmamız lazım? Neler yapmamız lazım? Ve buldum dedim. Bu seçime başka türlü yön vermemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Bu seçimde hanımlarla çıkmamız lazım. Kendi arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar hemcinslerime. biz bu işlerde biraz zayıf kalıyoruz. Herkes biraz bize müsaade etsin. Mümkünse evde kahvaltılara da onlar dövmesin ama bacılarımı, kardeşlerimi, yengelerimi bize göndersin. Ve 3-5-10 derken bir günde 2600 hanımefendiyle sokağa çıktık. Broşuş dağıttık. Program yaptık. 4 bin, 5 binlere lira ulaştık. Seçim bittiğinde de 8 bin lira varan bir hanımefendi ekibimiz vardı. Sokaklarda çalıştık. Dedik ki siz bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz, sultanımızsınız, bacımız, bacımızsınız, baş tacınımızsınız. Siz bizim yol arkadaşımızsınız. Siz bizim mücadele kahramanlarımızsınız. Dedik. Çalmadık kapı. Değmedik zil. Merhaba deyip de konuşmayan dil. Tutmadık el. Kalmadı. Bu işin aslı bu. Çok çalıştık. Günde beş bitik yaptığımız günler oldu oldu. Efendim ee, tabii arkadaşlar bilirler ee, ben bir işi aldığım sonucuna varmam lazım. Yani eğer büyüklerimiz bize güvenmişse bize inanmışlarsa biz ona emir telakki etmişiz. Görevden ziyade emir telakki etmişiz. Yani hedefe bir şekilde kilitlendik ve vardık elhamdülillah. Bir söz verdik. Dedi ki bu Amasya Kalesi'nin burçlarına üç ilerle asacağız. Astık. Tabi söylemlerimiz var burada. Bunlar öyle sıradan bir söylemler değil. Tabi bunun yanı sıra yola çıkışımız var dedik ki işte Gazim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişine efendim aradan geçen 100 yıla her yıla bir proje, 100 yıla 100 proje diye bir kitabımız var. Herkese de deklar ettik. Bizim en önemli duruşlarımızdan, ilkeli duruşlarımızdan bir tanesi de şudur. Cami de bizim, cemevi de bizim. Camiye de söz söyletmeyiz, cemevine de dokundurtmayız. Efendim, ne yapacağız? Adaletli davranacağız. Adaletli davranmak için ne yapacağız? Asaletli bir toplum olması lazım. Asalet olmayan adalet olmaz. Efendim, bir de kararlılığımız neydi? Amasya hakkında kararları Amasyalı verecek. Amasyalının biz seçildiğimiz takdirde dedik. Amasya'nın istemediği hiçbir işlem, hiçbir eylem geliştirilmeyecek. Sonra kamuoyuna neyi deklar ettik? Dedik ki bizim prensiplerimiz var. Bir, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan hiçbir işi yapmam. İki, Cenab-ı Hakk'ın rızasının olmadığı hiçbir işi yapmam. Üç, Amasya'nın kabullenmediği hiçbir işe parmak basmam. Hiç kimse de bana parmak bastıramaz. Efendim bu net bir tavrımızdır. Ve derdimiz torunlarımıza, nesebimize, Amasya'ya müreffeh bir Amasya bırakılma bilmenin mücadelesidir. Onun için ne vaat etmişsem Amasya halkına ne söylemişsem Cenab-ı Hak bu canı bu bedende bıraktığı müddetçe hepsini yapacağım. Ben belediye başkanı değilim. Amasyaların abisiyim. Amasyaların şehrin eminiyim. Amasyaların evladıyım. Amasyaların kardeşiyim. Onlar belediye başkanlığı sıfatını bana layık gördüler. Ben onurumla onu omzumda taş taşıyorum. Günü geldiğinde buyurun efendim takdir sizindir. Kimi takdir ederseniz ona verirsiniz diye aldığım bu kutsal değeri şerefim, haysiyetim noktasında zedelemeden Amasya'ya geri iade etmektir. Hedefimiz budur. Amasya'yı seviyoruz. Amasya'nın her şeyini seviyorum. Irmağını seviyorum, dağını, taşını, ırmağın akışını, hatta ırmağı seyredeni efendim. Bunlar bir Allah Teala'nın e, vermiş olduğu farklı bu duygudur. Ben çok çalışırım. Gecede 3 saat uyuduğumu hatırlamam. Sabah namazıyla beraber efendim şeydeyim. E, kıldıktan sonra piyasadayım. Vatandaşlarımızı dolanıyorum. Efendim. Ben de ayrım gayrım yok. Efendim bende makammış şu bu yok. Neticede ben bir ama senin çocuğun ama senin evladıyım. Her şey yamaz için diyorum. Ama bunu da buradan söylüyorum aynı karınca gibi ama şey didik didik vereceğiz. Her tarafında bir imalat. Tarihi dokuya zede vermeden yani hizmet nedir? Tramvayı yapacağız. Kesin. Nedir? Teleferi kesin. Irma kabzası? kesin. Toki kesin. Çevre temizlik ve düzeni kesin. Söz vermişiz. Müracaat ettik efendim. Sanayi Bakanlığı'nda müracaatımız yeri aldıktan sonra organize sanayi genişletiyoruz. Fabrikaları çağıracağım. Sırada bekleyenler var. İşsizliğe pay dost demiştik. Kesin. Daha ne yapacağız? Demiş ki bu şehri yabancı parayla tanıştıracağız. İşte Turbanı Otel için gittim müracaatımı yaptım. Efendim, yanındaki askeri kışla için Müracaatımı yaptım. Oraya efendim 5 yıldızlı 600 odalı odalı bir otel yapacağız. Şehrin efendim yaşam halini değiştireceğiz. Şehrin ruhuna bir güzellik getireceğiz. Efendim vatandaşın cebine bir doluluk getireceğiz. Bunun yanı sıra da ne var? Gençlerimiz için yaptığımız işler var. Özel çalışmalarımız var. Şehrin de önemli olan ahlakı dokusunu hani kültür dokusundan bahsediyoruz ya efendim ahlaki dokusunu da asla ve asla bozmadan bir minval üzerine nedir o? Türk İslam ahlakı üzerine asalet ve adalet üzerine ve merhamet üzerine biz buna ne diyoruz? Ülkücü tarz ülkücü duruş diyoruz Belediyedeki arkadaşlarıma da söyledim. Evet, Milliyetçi Hareket Partiliyim. Övünüyorum, gurur duyuyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Lakin biz belediyeye ülkücü duruşu, ülkücü yaşamı getireceğiz. Nedir bu? Asaletli olmak, adaletli olmak, sıratı müstakim üzerine olmak, ahlaklı olmak ve çalışkan olmak, üretken olmak. Güler yüzlü olmak. Ve hoş sohbet olmak. Efendim. Biz inşallah e, belediyemizde bu söylediklerimizi e, ben bunun adına ülkücü varoluş ve ülkücü duruş diyorum. Tamam e, Bunu icra edeceğiz. Kesin. Önümüzdeki efendim e, gençlerimize eğer örnek olmak istiyorsak onlara bir miras bırakmak istiyorsak bunun haricinde bir miras yok. O, bu bizim bir duruşumuz vardır. Bizim taklit ettiğimiz nokta vardır. Duruşumuzda nedir? Efendim, sayın, sayın Genel Başkanımız. Yani en azından takdir ediyoruz. Neyini takdir ediyoruz? Otoritesini, ciddiyetini, talimatını, görüşlerini, bakışlarını, efendim, yapmamız mümkün değil ama taklit ediyoruz. Taklit bile bizi kurtarıyor. Onu taklit etmek bir duruştur. Biz de efendim, o duruşu Amasya'da sergilemeye çalışıyoruz. Amasya efendim, bu duruşu yerleştirmeye çalışıyoruz. Tek hasletimiz, tek niyetimiz... Bundan zadesi gerisi zâdetsiz. Derdimiz odur. İcraatlarımızı yaparken efendim ahlaklı bir toplumu da ve bir duruşu da Amasya'ya yerleştirmemiz lazım. Amasya'mız 8500 yıllık bir şehir. Her dönemde bir lider olmuş. Var olduğu dönemlerde lider olmuş. Diyeceksiniz ki nerede? Pek fazla teferruatına eskisine gitmeden efendim mesela Payitaht'a yani Osmanlı e, padişahlığına kudretli padişahları buradan göndermiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 1919 ve 12 Haziran Amasya'ya gelmiş. Eğer bugün burada konuşabiliyorsak o 12 Haziran'daki görüşmenin sayesinde'dir. Benim dedem o gün Gazi Paşa'ya karşılamaya gitmeseydi, Tevfik Efendi "Paşam, aması emrinizdedir." dememiş olsaydı, Tevfik Efendi ve arkadaşları bu cesareti göstermemiş olsaydı bugün ne Türkiye Cumhuriyeti olurdu ne biz olurduk, ne cami cemaat olurdu, ne de falan yere gidenler olurdu. Onun için herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze saygı göstermek efendim mecburiyetindedir. Onun için yine 81 vilayetimizden 80'i de Amasya'yı hafızasında tutmak mecburiyetindedir. Eğer o gün Amasya'da benim dedem dik durmasaydı, biraz önce söylediğim gibi yüreğin avucunu almasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Onun için, evet. Yani Amasya, ne diyorum ben bunun adına da, biraz önce Osmanlı'ya padişah gönderdi derken, Atatürk'te de, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzde de, bu sefer de kurtuluş mücadelesi verdiği, ve Gazi Paşamızla beraber de kuruluş mücadelesi verdi. Hem kurtuluşta varız, hem kuruluşta varız. Aynen. Onun yanı sıra baktığımız zaman kültürel özelliklerinden standartlar ölçüsünde 10 tane seçilmiş şehrin altıncı amasadır. Bizim bu konuda turizm konuda da ciddi çalışmalarımız var. Efendim biz buraya açık turizm müzesi diyoruz. Açık hava müzesi diyoruz Amasya. Amasya'yı gelip görmeden, Amasya'da bir istirahat etmeden Amasya'yı anlatmak çok zordur. İki dağın ortasında baktığınız zaman lakin bir de şöyle düşünün, iki omuzun ortasında bir kafa, bir güzellik. İnsanın güzelliği nereden anlaşılır? Yüz güzelliğinden anlaşılır. Aynı namasa da öyle. Baktığımız zaman karşıdan iki daha ortasında yem yeşil bir nazlı nazlı akan yeşilmak. Kahır yüklü, dert yüklü, tarih yüklü efendim neşe yüklü. Onun için bizim Amasya'nın içerisinde oturup şehzadeler yolu dediğimiz gezinti yolunda oturup da ırmağı yarım saat seyretmek emin olun tavsiye ediyorum. Vallahi tedavidir. Ben 2015 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya Milletvekili adayım. 680 artı oyla seçimi aldım. O gün önce bir yeşil kağıt verdiler elimize. İşte şehrimizde milletvekilliği kazananlar Sayın e, Naci Bostancı, Sayın Mustafa Tuncer, Tuncer ve Mehmet Sarı diye bende duruyor kağıt. Lakin e sonuçta ben bilemem takdir e, böyleymiş der geçelim e, elimizden işte yurt dışı falan vesilesiyle oylar gitti. Tabii ben hukuki süreci işlettim bunlar farklı bir şey ama 1 Kasım'da yeniden bir seçim zuhur etti. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey tekrar beni tekrar Amasya'ya aday yaptı. Orada biliyorsunuz bizim Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde bir oy kaybını uğradı. Milletvekillerimiz e, zafiyetler oldu. Lakin oyunu kaybetmeyen il tek il ya. Biz Haziran seçiminden ne almışsak Kasım seçiminde de oy aldık. Çok. Her tarafımız. Herkes bakabilir yani o günkü oylara. Türkiye'de Oyunu kaybetmeyen il Amasya'dır. Sayın ba Genel Başkanımız tabii ki bilemem ama o da bu mevzuyu hassasiyet göstermiş ki Seçimler seçimlerde geldi. Amasya'dan hakkımı almaya geldim. Amasya'da benim hakkım var. O hakkı tahsil etmeye geldim. Alacağımızı tahsile geldim Amasya'ya. Dedi. Biz onurlandırdık. Şimdi tabii o konjektürel olarak o seçimler böyle oldu öyle oldu. Türkiye'de bir zafiyet doğdu biliyorsunuz. Lakin o sözü istinaden zannediyorum beni e, bu 31 Mart'ta sonuçlanan seçimler için de Amasya'ya aday gönderdi. Evet. Sayın Genel Başkanım böyle söylemişti. Benim Amasya'da alacağım var. Onu tahsil edeceğim demişti. E, tahsilat olmuştur. E, seçimimizi kazanmışız. Efendim zannediyorum e, tahsilat odur. Amasya'nın anahtarını kendisine arz ettim, takdim ettim. E, o da bize teşekkür ettiler. E, i̇nşallah e, birkaç gün e, sonra teşvik edecekler şehrimize. Efendim Vallahi e, biz hem şahsını hem davamızı hem Amasya'yı hem de tabi bunları mutlu etmeye çalışıyoruz. Burada da esas asıl olan da cenab Hakk'ın rızası noktasında. Efendim, tek istediğimiz duadır. Biz hizmeti yaparız diyoruz. Biz çalışırız diyoruz. Tabi e, ben dua isterken elbette ki duanın en büyüğü de sen Sayın Genel Başkanımındır. O olmasa biz burada olmazdık. Takdir onumdur. Efendim, e, herhalde alacağından kastı bana göre duaydı. Çünkü biz çok dua alıyoruz. E, çok duada ona gittiği kanaatindeyim. Kendilerine gittiği kanaatindeyim. E, ben hani biraz önce de söyledim ya her işimde düşünüyorum. Aman ha hata yapmayayım. Ee, aman ha Sayın Genel Başkanım ne düşünürdü? Bizim ülkücü tavrımız neyi gerektiriyor? Ülkücü tavrımız neye gerek? Doğru gücüsü olmaya gerekiyor. Şeffaf olmaya gerekiyor. Efendim zaten kitaplarımızda var. Şeffaf belediyecilik diyoruz. İhaleler hep ben açıkta yapacağımı, yaptığımı herkes biliyor zaten. Onun için ben söz verdim. Amasya halkından asla ve asla hiçbir şeyi gizlemem. Gizlemeyeceğim. Yalan söylemek asla. Onları kandırmak asla. Onlara yok yere umut vermek asla. Onların sorup, sofrasına oturup onlarla dertleşmek, onlarla halleşmek, heh, o iş işte tamam.